Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda yine sizinle birlikteyiz. 10. köşe taşını çözeceğiz dostlarım. Şimdi size nacizane tavsiyem bu videomuzdaki soruları bir durdurup soruları gördükten sonra önce bir kendiniz uğraşın kardeşlerim. Sonra yapamadığınız yerde çözümlerine bir bakmanızı isterim. Tavsiyem bu olur size kardeşler. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Birinci sorumuzla bir başlayalım bakalım ne diyormuş. Birinci sorumuz hemen okuyorum arkadaşlarım. Diyor ki A sayısı B ile bölündüğünde, şimdi şu bölme işlemini bir oluşturalım. Bu sorudaki fark diğerlerinden farkı, mesela bakın üçüncüde ne var? Bölmeyi kendisi yazmış bize. Burada da biz kendimiz oluşturuyoruz arkadaşlar bölme işlemini. Şimdi diyor ki A'yı şöyle yapalım. B ile bölündüğünde, B'ye bölüyorum A'yı. Bölüm, yani bölme işleminin sonucu olan kısım A-2'ymiş. Kalan kısmımız da B-2'ymiş. Buna göre diyor A'nın B türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? N'ın eki A'nın yanında olduğu için A tek başına kalacak. Diğer her şey ters tarafa gidecek arkadaşlar. Şimdi şu bölmeyi gördüğümüzde ne yapıyorduk gobeller? Şurada bir çarpma işlemi yapıp bunu bir denklem haline dönüştürüyorduk. Yapalım. A'yı yazıyorum. A eşittir diyelim. B ile A-2'yi çarpacağız. B çarpı A-2 artı kalanı ekliyorduk. Yani artı B-2'yi de ekledim. Şimdi şu B'yi bir içeriye dağıtalım. Şöyle oldu. A eşittir. A çarpı B eksi 2B artı B eksi 2 de burası geldi dostlar. Şimdi hangisini istiyordu bizden? A'yı istiyordu. O halde A'lı olanların hepsini bir sol tarafa toplayalım şöyle. Hemen A, B'yi sol tarafa atıyorum. A zaten burada. A, B de buraya eksi A, B olarak geldi. Şu tarafı bir düzenleyelim. Eksi 2 artı 1 daha eksi 1 yapar. Yani eksi B, eksi 2 de burası yaptı dostlar. Şimdi devam edelim. Şurayı bir A parantezine alalım. Madem A'yı yalnız bırakacağız. Şuraya yapıyorum dostlarım. A parantezine aldım. 1 eksi B geldi. Eşittir. Şurayı da eksi parantezine alalım. Eksi parantezinde B artı 2 geldi burası. Şimdi A'yı tek başına bırakacaktık ya. O halde 1 eksi B'den kurtulmam lazım benim. Çarpım durumunda olduğu için de bu tarafa bölü şeklinde geçecek. A burada tek başına kaldı. Şurada eksi parantezinde B artı 2 bölü 1 eksi B kaldı dostlar. İşte doğru cevap budur. A eşitmiş buna. Şimdi şıklara göre de oynayalım bununla. Şuradaki eksiyi aşağı tarafa verirsek A eşittir olur. Yukarıda B artı 2 bölü eksiyle de burayı çarparsam eksi 1 artı B olur. Yani B'yi başa yazayım. Eksi 1'i de bu tarafa yazayım. Cevabımız Bursa olduğu gözüktü arkadaşlar. Şimdi bakın hemen ikinci soruya geçiyorum. Aynı muhabbeti yapacağız burada da. X'in Y türünden değeri nedir diye soruyor dostlarım. Şimdi X'i bir tarafta bırakmaya çalışacağız. Diğer her şeyi öbür tarafa göndereceğiz. Ama ilk önce şöyle bir denklem haline dönüştürelim bunu kardeşlerim. Nasıl yapıyorduk? X artı 27 duracak burada. X artı 27 eşittir. Şu adamların ikisini çarpacağız. Yani Y artı 1 ile X artı 1'i çarpacağım. Bir de kalanı ekleyeceğiz. Artı 2. Şimdi şurayı bir düzenleyelim hemen ilk etapta. Şuraya yazıyorum dostlarım. X artı 27 eşittir. Şurayı bir dağılma özelliği yapıyoruz kardeşler hemen. Dağıtma özelliğini kullanalım. Y ile X'i çarpalım. Y çarpı X. Y ile 1'i çarpalım. Artı Y. 1 ile X'i çarpalım. Artı X. 1 ile 1'i çarpalım. Artı 1 eşittir 2. Artı 2 oldu dostlar. Devam ediyorum kardeşler. Şimdi düzenleme işlemine geldik. Bakın eşitliğin bir tarafında da x var artı x. Diğer tarafında da artı x var. Bunlar bir kere bay bay dedik. Gitti bunlar. Şimdi şu 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. 3'ü 27'nin yanına eksi 3 olarak geçirirsek burada 24 kaldı. Burada da ne kaldı dostlarım? Yx artı y kaldı. X'i tek başına bırakacaktık. O halde y'yi de bu tarafa atalım. Şöyle bir şey oldu. 24 eksi y eşittir. X çarpı y kaldı burada da. X hala tek başına değil. Y'den de kurtulmam lazım. O zaman çarpım durumunda olduğu için bölü olarak bu tarafa geçecek. bölü y gelecek. Buradaki y gitti. Bakın ne çıktı? 24 eksi y bölü y. Yani Ceyhan şıkkımız doğru cevap geldi dostlar. Geçelim bakalım şu üçüncü sorumuza. Bu üçüncü soru biraz uğraştıracakmış gibi geliyor. Biraz fazla matematik yapacağız herhalde burada. İki tane bölme işlemimiz var. İkisini de tek tek denklem haline dönüştürüyorum. Şunu bir dönüştürelim arkadaşlar. M eşittir diyorum. 3 ile şurayı çarpalım. 3n eksi 3 olur. Bir de artı 2'miz var. Yani mn eşit oldu. 3n eksi 1 oldu dostlarım. M'yi bulduk. Devam edelim. Şurayı da bir bölmeyi denklem haline dönüştürelim. N eşittir. K ile çarpıyorum arkadaşlarım. Kn eksi 2k. Artı bir de 3'ümüz var. Artı 3'ü de ekledik buraya. Şimdi diyor ki bize m'nin k türünden değeri nedir diye soruyor. Yani m bir tarafta olacak, eşittir. Diğer tarafta hep k'lı ifadeler olacak diyor arkadaşlarım. O halde ben şu 3n-1'li ifadeyi k'lı şekilde yazmak istiyorum. Dolayısıyla diyorum ki n yerine k'lı bir şeyler yazayım. O halde öncelikle şuradan n'yi yalnız bırakmak için uğraşıyorum dostlar. Kn dediğim ifadeyi atalım bu tarafa. N eksi kn olur. Eşittir. 3 eksi 2k da burada var. N'yi de parantezine alıyorum. 1 eksi k eşittir. 3 eksi 2k geldi dostlar. Peki n'yi yalnız bıraksak burada 1 eksi k bu tarafa bölü olarak geçecek. N'yi de eşittir. 3 eksi 2k bölü 1 eksi k haline döndü. Hadi getirelim şimdi buradaki n'yi şurada yerine yazalım. Yani m eşittir 3 çarpı n'yi de yerine ne yazıyorum? 3 eksi 2k bölü 1 eksi k yazdım. Bir de eksi 1 kendiliğinden var dostlar. Düzenleme işlemini yapıyorum şimdi. Şu 3 ile içeriği bir çarpalım ilk önce. Ne olur? 9 eksi 6k bölü 1 eksi k gelir. Bir de eksi 1 var. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. Bununla bunu çarpacağım. 1 eksi k ile 1'i çarpacağım. 9 eksi 6k'dan da çıkaracağız arkadaşlarım. Onu da şöyle yukarıda bir yerde yapalım. Fazla yerimiz kalmadı. Şuraya çekeyim ben kağıdı. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlarım. M eşittir 9 eksi 6k'dan 1 eksi k ile 1'in çarpımı yine 1 eksi k ama eksi olduğu için burada 1 eksi k'yı şöyle eksi parantezinde yazdım. Bölü 1 eksi k'mız da burada var. İşte bunu düzenledik mi cevap da geldi dostlar. Hadi düzenleyelim. Şu eksiyi içeriye dağıtalım. Şöyle bir şey olacak. 9 eksi 6k eksi 1 artı k oldu kardeşlerim. Bölü 1 eksi k da buradan geldi kardeşler. 9 1 çıktı 8 kaldı. Eksi 6k artı k daha eksi 5k kaldı. Bölü 1 eksi k da burada var dostlar. Yukarıyı eksi parantezine alıp aşağıya çarptığınızda Adana şıkkının çıktığını göreceksiniz dostlar. Hani 8'li bir şık arıyorum zaten bir tek Adana'da var. Böyle de diyebiliriz dostlar. Ufak matematiksel işlemleri size bıraktım ben. Hadi geldik 4. sorumuza dostlarım. Bakalım bu ne diyor? Yine bölmeyi biz oluşturacağız. A'yı, bakın isterseniz bu soruda hemen videoyu durdurun. Kendiniz bir çözmeye çalışın arkadaşlar. A'yı B-2'ye böldüğümde bölüm A kalan da B-5'miş. Hadi şimdi bunu bir denkleme dönüştürelim. A eşittir. Şurayı bir çarpıyorum. AB-2A geliyor. Artı B-5 de buradan geliyor dostlar. B'nin A türünden değeri diyor. O halde B bir tarafta duracak. A'lar hep bu tarafa gelecek. Hadi hepsini bu tarafa atalım. Eksi 2A buraya gelirse 3A olur. Eksi 5 bu tarafa gelirse artı 5 olarak geçer. Burada da bakın AB ile B kaldı. Yani B parantezinde A artı 1 kaldı. A artı 1'e de bölüyorum her iki tarafı şöyle. A artı 1, 3A artı 5 bölü A artı 1. Yani Denizli şıkkımız doğru cevaptır diyorum dostlar. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi bakalım kolay gelsin dostlar. Gençliğin gözyaşları merhaba. Bu videomuzda da 11. köşe taşımızı halledeceğiz arkadaşlarım Karekök Yayınları'nın. Hemen başlayalım dostlar. Bakalım neler sormuş hocalarımız, görelim. Şimdi burada şu kuralı kullanacağız dostlarım. Bir bölme işleminde şöyle bir bölme işlemi yapmıştık. A sayısı B ile bölünüyor. Sonuç yani bölüm dediğimiz şey C. Kalanı da buraya yazmıştık. Şimdi kural şuydu dostlarım. Kalan dediğimiz şey daima ama daima şu bölenden küçük olacaktı. Hem minimumda 0 olacak dostlarım. Onu da bilelim. 0'a eşit de olabilir kardeşler ki 0'a eşit olduğu durumda da bölme işlemimiz kalansız bölme olacak diyeceğiz. Şimdi birinci soruyla bir başlayalım. Bu kuralı kullanacakmışız dostlar. Bakalım ne diyormuş birinci sorumuz. Şimdi diyor ki A ve X birer doğal sayıdır. Yukarıdaki bölme işlemine göre A'nın alabileceği en büyük değer nedir diye soruyor. Şimdi kural ne dedik dostlarım? Şuradaki X kare dediğiniz olay mutlaka 9'dan küçük olacak. Şimdi ben X'e 1 desem olur mu? 1'in karesi 9'dan küçük. 2 desem 2'nin karesi 4, 9'dan küçük. 3 desek 3'ün karesi 9, 9'dan küçük değil, direkt eşit. O zaman benim X'e verebileceğim en büyük değer 2 olacak dostlar. Şimdi A'nın en büyük değer olabilmesi için X'in de maksimum olması lazım ki A büyük çıksın. Buna göre şimdi X 2 ise yerine yazalım dostlarım. Nasıl buluyorduk A'yı? Şu iki keratayı çarpıyorduk kardeşler. 8 kere 9, 72. Şu kalanla da topluyorduk. 2'nin karesi dedik buraya. Yani 4 dedik dostlarım. 72, 4 daha 76'yı bulduk kardeşler. Geldim ikinci soruya. Bakalım bu ne diyormuş? A ve B pozitif tam sayılar. Buna göre A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Yine şu kuralımızı bir kullanalım dostlarım. Ne demiştik? Kalan yani 9 küçük olacak B'den. O halde B'nin şimdi en küçük değeri sorduğu için B'yi de minimum seçmek istiyorum dostlar. B tam sayı olduğuna göre 9'dan büyük en az ne seçebilirim B'yi? 10. Hadi yerine yazalım. 10 diyelim. O halde şurası 7 gelecek. Çarpıyorum dostlarım. A'yı nasıl buluyorduk? 7 kere 10, 70. Bir de 9 ile topluyorum. 79 çıktı A. Bize neyi soruyor? A artı B'yi. 79 ile 10'un toplamı Bursa şıkkı çıktı dostlar. Geldik 3 numaraya. Bunu konuşalım şimdi. Ne diyoruz dostlarım? Hemen x küp dediğim şey mutlaka küçük olacak 30'dan diyorum dostlarım. Şimdi düşünelim. X 1 olabilir mi? Evet, 1'in küpü 30'dan küçük. 2 olsa 2'nin küpü 8, 30'dan küçük. 3 olsa 3'ün küpü 27, 30'dan küçük. 4 olsa 4'ün küpü 64, 30'dan büyük. Olmadı. En fazla 3 seçebilirmişim şu bilgilere göre. Peki şu bilgiyi konuşalım dostlarım hemen. Ne demiştik? 4 küçük olacak x kareden. Yani x kare 4'ten büyük olacak. Peki x'e ben 1 versem 1'in karesi 1, 4'ten büyük değil. 2 desek 2'nin karesi 4, 4'ten büyük değil. 3 desek 3'ün karesi 9, evet 4'ten büyük. Yani burada 3 ve 3'ten sonraki sayılar sağladı. Burada da 3'ten küçük sayılar sağladı. İkisinin de ortak olan sayısı hangisi arkadaşlarım? 3. O halde ben x'i artık 3 seçtim dostlarım. Peki x 3 ise şurada 3 yazalım. Şurası 27 oluyor. Nasıl buluyorduk a'yı? Bu adamla bu adamı çarp. 3 ile 30'u çarptım 90. Bir de 27 ekledim. Etti 117 kardeşlerim. Hadi geldik son soruya. Bakalım ne diyormuş bu son soru. A, B, C, D doğal sayılardır. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen konuşuyorum dostlarım. Şimdi A'yı şuradaki işlemden denkleme dönüştürüyorum. 5B artı C. B'yi de şuradan denkleme dönüştürüyorum. B eşittir 4D artı 2 oldu kardeşlerim. Şimdi A'nın en küçük olmasını istiyor. A'nın küçük olması için B'nin de en küçük, C'nin de en küçük olması lazım. Peki B'nin en küçük olması için, minimum olması için D'nin de minimum olması lazım. O halde D'yi seçebileceğim en küçük sayı seçiyorum ki biz ne biliyoruz? Kalan yani 2 bölenden yani D'den küçük olacak. O halde ben D'yi en az 3 seçebilirim kardeşlerim. Hemen 3'ü yerine yazalım. Şurası 3 ise 4 kere 3 12, 2 daha 14 geldi B. B'yi 14 seçtim arkadaşlarım. 5 kere 14 70. Şimdi C'yi kaç seçelim diye düşünüyorum. C'yi en az ne seçebiliriz? Yani şöyle yukarıya çıkalım birazcık. Kalan dediğimiz şey en az ne olabilirdi? 0 olabilirdi. O zaman ben C'yi bir de 0 seçeyim diyorum. 5 ile 14'ü çarptım 70. 0 ile de toplarsam oldu yine 70 kardeşler. Dostlar, güzel sorulardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Bol şans arkadaşlar. Açıların çocukları merhaba. 12. köşe taşındayız arkadaşlarım. Başlıyorum hemen sorularımızın çözümüne. Birinci soruya bakalım dostlar, ne diyor? Toplamları 132 olan iki doğal sayıdan büyük üçüne bölündüğünde falan filan. Şimdi toplamları 132 olan iki tane doğal sayı. Birine A diyelim, diğerine B diyelim. Toplamları 132'ymiş bu kerataları. Büyüğü A olsun, atalım kafadan. A'yı küçüğüne B'ye böldüğümde bölüm 13. Kalan da 6'dır diyor dostlarım. Hemen biz şunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Denkleme dönüştürüyorduk. A eşittir 13 çarpı B artı 6 oluyor. E şimdi getirip bunu şuradaki denklemde yerine yazsak. Yani A yerine 13B artı 6 yazsak. Artı bir B de buradan var. Eşittir 132 oldu. 14B eşittir. 6'yı çıkarttım arkadaşlarım. 126 geldi buradan. 14'e bölelim. B eşittir. 14'e bölersek şöyle 9 olsa 90, 36 daha 126. 9 oluyormuş dostlarım. B'yi 9 bulduk. B 9 ise istersek A'yı da bulabiliriz kardeşlerim. Şurada yerine yazıp, ama bize küçük sayıyı soruyor. Yani büyüğü bulduk. Küçüğü de istesek bulurduk. Cevabımız Bursa geldi kardeşlerim. Devam edelim. Bunlar da kardeşler işte bölme işleminin sözel soruları. Türkçe sorusu gibi bir şey. Adam cümle yazmış. Biz bölme işlemini kendimiz yapıyoruz. Şimdi diyor ki iki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde. Hemen iki doğal sayı aldım arkadaşlarım. A ve B dedim bunlara. Bölüm 11. Kalan da 2 oluyormuş ki biz bunu hemen denklem haline dönüştürdük. 11 tane B artı 2 geldi. Diyor ki bölünen yani A, bölen yani B ve bölümün toplamı yani 11'in toplamı 181'miş dostlar. Hadi hemen şu 11'i bu tarafa atalım. A ile B'nin toplamına ne kalıyor dostlarım? 170. 11'i çıkarttığımızda. A'yı biz ne diyebiliyoruz? 11B artı 2 olarak biliyoruz ki şurada yerine yazsak 11B artı 2 desek. 1B de buradan geldi, eşittir 170. 12B eşittir 2'yi bu tarafa attım, 168 çıktı. Hemen 2'ye bölüyorum dost, 12'ye bölüyorum, B'yi buluyorum dostlarım. Şöyle 168'i 12'ye bölelim. 1 kere 12, 12. Elde var 4, 48'de 12, 4 kere 14 çıkıyormuş. B dediğimiz sayı. Bize neyi soruyor? Bölünen sayıyı, yani A'yı soruyor dostlarım. Hemen bulalım. Şurada yerine yazalım B'yi. Ya da şu denklemde yerine yazın. İkisi de olur kardeşlerim. B yerine 14 yazalım. 14'ü çıkartırsak 156 kalıyor. A'ya cevap Ceyhan geldi dostlar. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuzda A artı 2 doğal sayısı. A artı 2. B eksi 1 doğal sayısına bölündüğünde. B eksi 1 doğal sayısına bölüyorum. Bölüm 7. Kalan da 9 oluyormuş. Hemen denklemi oluşturuyorum dostlarım. A artı 2 eşittir. 7 ile burayı çarpacağım. Dağıtarak çarpıyorum. 7B eksi 7. Kalanla da topluyorum. Düzenleyelim. A eşittir diyelim. 7B eksi 7, 9 daha 2 yaptı. Buradaki 2 ile sadeleşti, 0 kaldı arkadaşlarım. Yani sadece A eşittir 7B kaldı. A ile B'nin toplamının 96 olduğunu vermiş. A artı B eşittir 96. A yerine 7B yazarsak şuraya, 7B ile B'nin toplamı 8B eşittir 96 geldi. Hemen B'yi buldum buradan dostlarım. 96'ya bölüyorum kardeşler. Bakalım ne çıkacak? 96 bölü 8 diyelim. 8, 1, 16'da 2. B eşittir 12 geldi. Bize neyi soruyor? A eksi B'yi soruyor dostlarım. A neydi? 7B. Şöyle yazalım. A eksi B eşittir soru işareti. A yerine 7B yazarsak 7B'den B çıktı. 6B'yi soruyormuş bize bu adam. 6 tane 12'yi soruyormuş. Cevap Edirne geldi kardeşler. Geldim 4 numaraya. İki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde hemen iki doğal sayı A ile B seçtim. A'yı B'ye böldüğünde bölüm 14 diyor, kalan da 1 diyor kardeşlerim. Bu sayıların farklarının mutlak değeri 105 ise, yani büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttığında 105 kalıyormuş kardeşlerim. Buna göre küçük sayı yani B kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Hemen şurayı denkleme dönüştürüyorum. A eşittir 14B artı 1 oldu. Getirip şurada yerine yazalım. A yerine 14B artı 1 yazdım. Eksi 1B de burada var. Eşittir 105. 15B eşittir. Yok 13B oluyor. B eksiymiş yönü. 13B. 1'i de bu tarafa atalım. 104 kaldı kardeşlerim. 13B 104 ise B kaçtır diye bir soru soruyor. 8 çıkıyor galiba. Evet 8. B eşittir 8 geldi. Bize neyi soruyordu? Küçük sayı. Yani B'yi soruyormuş dostlarım. 8'i bulduk arkadaşlar. Dostlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin size.